Merhaba sevgili Aykırı Söylem izleyicileri. Bugün yine bir siyasetçimizle birlikteyiz. Bursa İl Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bursa İl Başkanı Sayın Tevfik Topçu konuğumuz. Sevgili dostum, arkadaşım, köşe yazarımız Hakan Patırar ile yine birlikte sunuyoruz programımızı. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Öncelikle şeref verdiniz programımıza da. Evet, başlayalım. Sizi kendi kelimelerinizle tanıyabilir miyiz kısaca? Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanıyım. Bu davaya, ülkücü harekete çocuk yaşta dahil olmuş, 1970'li yıllarda dahil olmuş biriyim. 1980 öncesi o sıcak ortamda da ülke ocakları yapılanmasının içerisindeydim. Ülke ocakları başkanlığı yaptım. Yine o dönemlerde siyasi partilerin gençlik kolları çalışması vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Gençlik Kolları İl Yönetimi'nde bulundum. 80 sonrası Milliyetçi Hareket Partisi'nin her kademesinde görev yaptım. İl yöneticiliği, ilçe yöneticiliği, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı. 2-3 dönem Osman Gazi İlçe Başkanlığı. Bu 3. dönemimde Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı. Bir dönem, kısa dönem, 23 dönem milletvekilliği. Dolayısıyla Bursa'da çok az bulunan siyasetçilerdenim. Yani bir siyasi partinin her kademesinde görev yapmış biriyim. Hala görevim. Alaylısınız devam. Yani. Nasıl? Alaylısınız, evet, diyebiliriz. Bu hareketin hafızalarından biriyim diyebilirim. Ülkeme, milleteme hizmet etmek adına görevime devam ediyorum. Bursa adına hayırlı olur inşallah. Ben programlarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Basın çok önemli bir kurum. Çok sessizliği yakalamamız lazım. Özgür ifadeyi bulmamız lazım. Bursa'nın çok ciddi sorunları var. Bunları ifade edebilmemiz lazım. Dolayısıyla bizim sesimizi, sözümüzü, siyasetçilerin ve sivil toplum kuruluşlarının sözlerini insanlara ulaştırdığımız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Şimdi seçim ayak sesleri gelmeye başladı yavaş yavaş. Siz MHP Bursa olarak neler yapıyorsunuz? Seçim hazırlıklarınız başladı mı? Onlardan biraz bahsedelim isterseniz. Biz 2016'da atamayla göreve geldik. Sanıyorum 18 ay o görevi tamamladıktan sonra 24 Eylül 2017 tarihinde Bursa İl Kongremizi yaptık. Atanmışlıktan seçilmişliğe geçildik. Evet. Ve Eylül'den bu yana da seçilmiş olarak görevimize devam ediyoruz. Tabii ki seçimler yakın. Önümüzde Türk demokrasisi açısından ve bizim açımızdan 3 tane çok önemli hadise var. Bir tanesi bu hafta. 18 Mart'ta Ankara'da gerçekleştireceğimiz kurultayımız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12. Büyük Kurultayı var. Bu bizim için çok önemli. Ve Bursa'dan da çok ciddi bir katılımla orada olacağız. Ben aynı zamanda üst kurulda delegesiyim. Orada yine genel başkanımızın yanında destekçisi olarak orada olacağız. Ve oradan da Türk milletinin ve Türk devletinin önümüzdeki süreçle alakalı hem yaşadığımız hadiseler, bir taraftan önümüzdeki yıllarda yaşayabileceğimiz hadiseler açısından genel başkanımızın o derin öngörüsüyle önemli bir konuşma yapacağını, Türk milletine önemli bir hedef koyacağını, önemli vizyonun önümüzdeki süreçteki sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin değil, Türk milletinin de önüne önemli bir vizyon koyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Ve ben bu vesileyle de tekrar bütün Bursalı hemşerilerimizi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara'da 18 Mart Pazar günü yapacağı o büyük kurultaya, şölenimize davet ediyorum. Hemen tabii arkasından eğer zamanında yapılır ise, tartışmalar hiç bitmiyor çünkü. Erken seçim var mı yok mu diye. Bu tartışmaların ışığında eğer zamanında yapılırsa 31 Mart 2019 tarihinde yerel yönetimlerimizi belirleyeceğiz yeniden. Bunun için sandığa gideceğiz. Hemen arkasından 6 ay sonra da Kasım ayında hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekilliği genel seçimlerini tekrar yaşayacağız. Dolayısıyla bu 3 tane önemli hadise Türk milleti açısından önemli diye düşünüyorum. Ben uzun yıllardır siyaset içerisinde olan biri olarak buradan Bursa'yı konuşmayı arzu ederim. Hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Yerel siyasetçiler yereli konuşmalı. Çünkü genel siyaseti genel başkanlar düzeyinde, genel başkan yardımcıları düzeyinde insanlar zaten konuşuyor.
daha etkili ve yetkili ağızlar tarafından her gün televizyonlarda, ulusal kanallarda bu siyasetler yapılıyor. Taşra'da bir siyaset yapanlar olarak daha çok yerel gündeme, yerel problemlerimize odaklanmalıyız. Enerjimizi buna ayırmalıyız diye düşünüyorum. Ki Bursa'nın buna çok ihtiyacı var. Evet. Bursa gerçekten çok şanssız bir şehir. Bursa çok kötü yönetiliyor. Çok çok kötü yönetiyor. Yani çok kötü yönetiyor ifadesi de belki yetersiz. Bursa şanssız bir şehir. 15 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok yüksek oranda destek veren bir Bursa var. Yine merkezi bütçeye katma değer anlamında, vergi anlamında Türkiye'nin zaman zaman ikinci, zaman zaman üçüncülük derecesini elde eden bir katma değer üreten, vergi üreten bir Bursa var. Sanayi şehri. Çok doğru bir tespit. Verdikleri Bursa'nın çok. Evet. Hem iktidara destek açısından verdikleri çok. Hem Bursa sanayicilerinin ticaret erbabının ülke vergi açısından katkıları çok fazla. Evet, ekonomiye katma değerleri. Doğru. Fakat merkezi bütçeden aldığımız çok küçük. Birçok şehrin arkasındayız. Dolayısıyla bunları konuşmalıyız. Bursa'nın problemlerini konuşmalıyız. Bursa büyüyen bir şehir. Hatta ben zaman zaman kendime soruyorum. Bursa büyümeli mi diyorum. Hatta Bursa'nın büyümesini durdurma imkanı olur mu? Çünkü Bursa, ben dünyayı da gezmiş bir insanım. Çok seyahat ettim. Dünyanın çok yerlerinde şehirler gördüm. Bursa gerçekten dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Evet. Kesinlikle. Ve bana göre de Bursa sevdalısı olarak en güzeli. Fakat el birliğiyle oturmuşuz. Bursa'nın bütün sivil dinamikleri, siyasi partileri Bursa'yı nasıl kötü ve yaşanmaz hale getiririz diye bir yarış halindeyiz sanki. Bunu, bu anlayıştan Bursa'yı kurtarmalıyız. Bunu yerel yönetim anlamında mı söylüyorsunuz başkanım? Yoksa tabii ki burada Bursa'yı yöneten bir yerel yönetimimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, meclisimiz var. Yine ilçe belediyelerimiz var. Tabii ki yetki ve sorumluluk öncelikle onlarda. Evet. Zaten problem daha burada sizin söylediğiniz noktada başlıyor. Şöyle bir anlayış var Türk siyasetinde ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ben seçildim. Halk beni tercih etti, Bursalılar beni tercih etti. Bursa ile alakalı bütün kararları ben verdim. Aslında bu çok yanlış bir davranış şekli. Ben diyorum ki bunu bu hale getirmeyelim. Bursalılar yetki verdiği belediye başkanı ve siyasi partiye ortak aklı arama yetkisi vermiş olmayı düşünmeliyiz. Ortak aklı nasıl getiririz? Bursa'ya işte bir metro yapıldı. Metro falan da değil. Adı metro. Hafif raylı. Hafif raylı sistem. Arabesk bir anlayış. İşte bir yerin altından gidiyor çakat bir şey. Bir üstünden gidiyor. Akşam belediye başkanı yatıyor. Rüyasında bir şey görür. Sabah diyor ki ben bunu yapacağım. Bursa bunu hak etmiyor. Bursa'nın trafiği ulaşımı malum. Deprem riskimiz malum. Yine kentsel dönüşüm. Yani neresinden tutalım? Bursa'nın Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine baktığın zaman batmış bir belediye. Borcu borçla kapatan bir belediye. Hal böyle olunca Bursa'ya yazık oluyor. Ovalarımız ortada. Evet. Önümüzdeki şu an biz Afrin'deyiz. Orada bir savaş yaşıyor. Savaşın sebebine baktığımız zaman bütün entelektüellerin, siyaset bilimcilerin orada bir petrol savaşı, enerji savaşı olduğunu doğru tespit söylüyor. Bu gelecek 50 yılda, 70 yılda dünyada su savaşlarının mutlaka başlayacağı söyleniyor. Aynen. Türkiye dünya ölçeğine baktığınız zaman su fakiri bir ülke. Su açısından fakir bir ülkeyiz. Ama bu Türkiye ölçeğinde de Bursa su zengini. Aynen. Acaba gelecek 50 yılda, 100 yılda su stoğumuz, yeraltı sularımız, mevcut yerüstü sularımız, göllerimiz, nehirlerimiz, yeraltı kaynaklarımız ne halde? Bunu oturup Bursa'da planlamalıyız. Üniversiteyle bir araya gelip bunu konuşmalıyız. Ovalarımız dünyanın yine gelecekteki en büyük problemlerinden biri gıda. Dünyanın birçok yerlerinde insanlar açlıktan savaşan, mücadele eden, ölen insanlar var. Hal böyle olunca bu ovaların bugün belki kıymetini bilmiyoruz ama verimli toprakların 50 yıl sonra gelecek nesillerden emanet aldığımız. Ben meseleye de öyle bakarım. Yani bu bize miras kalmadı atalarımızdan bu topraklar. Gelecek nesillerden emanet aldığımızı düşünüyorum. Meşhur bir Kızılderili atasözüdür. Gelecek nesillerimiz bu topraklarda karnını doyurabilecekler mi? Yoksa birbirini öldürecekler mi? Evet, çok mesela fantastik bir film olarak algılanır şey bu. Açlık Savaşları diye bir film var. Ama bence çok gerçekçi. Hakikaten 50 sene sonra biz bunun bir fiili yaşayacağız
Biz belki görmeyeceğiz ama çocuklarımız, torunlarımız mutlaka bunları yaşayacak. Nasıl hovardaca, nasıl miras edildiği, çarçur edildiği, evet, beton binaların dikildiği, denizlerimizin kirliliğini, işte balık, üst tarafımız denizlerle çevrili, göllerimiz olan Bursa'da balık yiyemiyoruz. Düşünebiliyor musun? Evet, evet. Kırmızı etten daha pahalı. Doğru. Yani çok doğru. Daha pahalı. Yani böyle bir Bursa'da yaşıyoruz. Bursa tarih, Bursa kuruluşun başkenti. Manevi değerimiz var. Yani Osmanlı'ya 600 yıl hükmetmiş, dünyaya hükmetmiş Osmanlı'nın kuruluş başkenti. Ben inanıyorum ki Bursa'yı biz doğru yönetirsek, Bursa'ya da doğru şeyler üretirsek, büyük Türkiye'nin, Türk dünyasına, İslam dünyasına liderlik edecek Türkiye'nin kuruluşu yine Bursa'dan başlar. Başkanım. Ama biz Bursa'da bu işleri biraz daha doğru, daha sağlıklı, daha bilimin ışığında yönetme arzusunu ortaya koyabilmeliyiz. Tam da bu söylediğiniz yerleri daha iyi açabilmek adına sormak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi çok köklü bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra Türkiye'nin en eski ikinci partisi, bir kitle partisi, bir potansiyeli var. Ben biraz önce çekim öncesinde de söylemiştim, şahsi kanaatim bütün Türklerin aslında asli partisi. Sonra insanlar gönül vererek çeşitli partilere oy verebiliyorlar zaman zaman. Bu kadar köklü ve güçlü bir parti olmanın sebebiyle tabii ki çok fazla da bazı makamlarda gözü olan insanlar olabiliyor. İçeride başarılı olamayınca dışarıda parti kuruyorlar. İyi bir parti çıktı şu anda, iyi parti çıktı. İyi bir parti. İyi bir parti. Yorumlu oldu ama düzeltelim bu yorumu. İyi parti çıktı. Sizinle bir rekabete girecekler. Gözüken o. Gördüğümüz kamu araştırmaları da onları gösteriyor. Birinci sorum, İyi Parti nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sorum, benim karşı olduğum bir şeydi bu tespit. Biraz yorumlu bir soru oldu ama sizin de merak ediyorum yorumunuzu. Bir partiden seçilen milletvekilleri olduğu gibi bir partiden seçilen meclis üyeleri de başka bir partiye geçtiği zaman bunu nasıl bakıyorsunuz bakış açısı olarak? Yani hatta ben direkt milletvekili düşmesi bile gerekiyor benim şahsi kanaatim. Siz nasıl bakıyorsunuz benim, bu olaya? Uzun yıllar siyasette bulunmuş biri olarak siyaseti şöyle değerlendiriyorum ben. Ben Milliyetçi Hareket Partiliyim, ömrümü vakfetmişim. Hayatımın büyük bir kısmını, hatta yaşantımın büyük bir bölümünü bu partinin ışığında şekillendirmiş, aile hayatımı, iş hayatımı şekillendirmiş bir insanım. Milliyetçi Hareket Partisi benim için farklı bir yer. Ama önce şunu söylüyorum. Siyaset yapanlara, hep gençlere mesajım şu oluyor. Önce iyi ve ahlaklı bir insan olacağız. Yani bu şu demek. Ben Milliyetçi Hareket Partiliyim ama hayatımda çok böyle takdir ettiğim, çok ahlaklı gördüğüm, çok böyle gıptayla baktığım Adalet ve Kalkınma Partili insanlar da var. Hepimizin hayatında vardır. Cumhuriyet Halk Partili insanlar da vardır. Doğru. Ahlaklı, düzgün insanlar. İşte biz önce siyasetin ötesinde çok ahlaklı birer insan olmak mecburiyetindeyiz. Ondan sonra bir davanın takipçisi olmak durumundayız. İşte Milliyetçi Hareket Ülkücülük davası da böyle bir dava. Bunun ayrıntılarına girmek istersek de gireriz. Ondan sonra siyasetçi olmak durumundayız. Yani öncelikle, ama biz bunu tersine çevirdik bazı insanlarımız. Önce siyasetçi olacağız ve diğer değerler onun altında kalıyor. Halbuki bunu biz önce ahlaklı insan olacağız. Bir koltuk kaygısı beklentisi var mı? Nasıl? Koltuk kaygısı bir beklenti var mı? Şimdi onu söyleyeceğim. Önce nezaketi yakalarsak, önce ahlaklı olmayı yakalayabilirsek öbür problemleri bir daha var. Hep ifade ettiğim bir mesele. İnsanlar evlenirken tören yaparlar, düğün yaparlar, eğlenirler, oynarlar. Boşanırken yapmazlar değil mi? Bir siyasi partiye katılım törenleri olur. Bir siyasi parti bundan mensupları, başkanı, ben il başkanı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılım olduğu zaman bundan mutluluk duyarım ve tören yaparım. Tabii. Ama bir siyasi partiden istifa törenleri siyaset hayatımıza yeni girmiş bir şey. Bu da yeni kurulan bir partiyle başladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa törenleri. İşte dedik ki önce nezaket. Önce nezaket. Dolayısıyla bu partiyle alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ile alakalı birkaç cümle izninizle söylemek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülke için ne ifade ediyor? Önce ona bakmak lazım. Bu bunu 15... açalım isterseniz. Bu çok, onu açmak istiyorum. Evet. Bir konu. 15 Temmuz'u yaşadık. Değil mi? Bir final. İhanetin en üst noktasını yaşadık biz 15 Temmuz gecesi. Peki 15 Temmuz'dan öncesini, 3, 5, 6, 7 yılını geriye dönüp baktığımız zaman bu ülkede neler yapıldı, kimlere, hangi kurumlara operasyon yapıldı? Yani Türk milletine diz çöktürmek adına
bu 15 Temmuz'dan yaşarken öncesinde bu ülkeden neler oldu? Bakıyorsunuz daha milli gibi duran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı bir operasyonla değiştirildi değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Sayın Deniz Baykal. Nedir siyaset? Belki siyasetten hiç birlikte olamadık ama daha milli duran, daha ulusal solcu diye tanımlayabileceğimiz, bu ülkenin geleneklerine daha uygun davranış gösteren bir Atatürk, tabii ulusalcıydı. Daha yani Atatürk çizgisinde olan bir genel başkan Deniz Baykal Beyefendi. Çok Allah ciddi bir operasyonla. Ve burada bir operasyonla gitmedi mi? Doğru. Bir kaset operasyonu. Aynen öyle. Arkasından bu ülkede Balyoz, Ergenekon gibi hadiselerle, bir operasyonla, kumpaslarla. Ama bu arada sözünüzü keserek başkanım, orada Deniz Baykal'ın çok onurlu bir tavrı vardı. Yani bu, yani Türkiye'de yaşıyoruz biz. Türk erkeklerinin maalesef ki zaafları da ortada. Yani birçok erkek ne yazık ki evlilik dışı ilişki yaşıyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama onda bir cümle söyleyeyim. Bu ilişkiyi yaşayan erkekler yine kadınlarla yapıyor. Mutlaka. Yani, aynen öyle. Yani, çok doğru. Burada kadınlar da çok günahsız. Kesinlikle. Erkeklere bütün günahı yüklemeyin lütfen. Hayır hayır. Ben o anlamda söylemedim. Ama hani bu bizim çok böyle yadırgadığımız, alışmadığımız bir şey değil. Fakat buna rağmen Deniz Baykal orada onurlu bir tavırla istifa etti. Ben buradan takdir ediyorum yine. Hayır. Yani birçok siyasetçi var şu anda. Yani haklarında o kadar kötü şeyler konuşuluyor, kanıtlanıyor vesaire vesaire ama kimse istifa etmiyor. Burada Milliyetçi Hareket Partililerinin de hakkını teslim etmek lazım. Doğru. Bu süreçte. Deniz Baykal'a bir operasyon yapıldı. Ben bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Arkasındaki sonraki süreçlere bakıyorsunuz. Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimize, göz bebeğimiz, binlerce yıllık bize köklü bir geleneği olan milattan önce 209. Evet. Böyle bir geleneği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizi itibarsızlaştırmak adına işte Balyoz'du, şuydu, Ergenekon'du bir operasyon yapıldı. Evet. Ve işlemez hale getirildiğini düşünüyorlardı ki yanıldılar. Aynı yine eş zamanlı olarak yargımıza bir operasyon yapıldı. Yargıyı teslim almak adına. Bunlar bir ülkenin temel direkleridir. Peki bununla beraber ne, kime yapıldı? Aynı eş zamanlı operasyon Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapıldı. İşte genel başkanla olmaz, Devlet Bahçeli ile olmaz falan filan derken kongre talepleri, nezaketsiz çıkışlar. Düşünün ki genel başkanımız bir kalp rahatsızlığı geçirdi, ameliyat oldu. Orada imza süreciydi. Açıklıyor hanımefendiler, arkadaşlara. Biz şu kadar imza topladık, kalp krizi geçirdi. Bu kadar imza toplasaydı geberdi giderdi. Şimdi çok tabii böyle, hoş çok değil şey, yani. Üslup çok uygun değil. İnsanların sağlığı üzerinden siyaset yapmak. Dolayısıyla bütün bu sürece baktığımız zaman, 15 Temmuz'a giden sürece baktığımız zaman bu ülkede birçok, yani birkaç tane kolonu, direği göçürtürken Milliyetçi Hareket Partisi'ni de göçürmek lazım. Yani demek ki Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin dayanak noktalarından, koruyucu yapılarından, temel değerlerinden biri. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi farklı bir siyaset anlayışı. Dolayısıyla burada genel başkanımızın duruşu çok önemli. O kadar itibarsızlaştırılma çabasına rağmen, hatırlayacaksınız o FETÖ'nün kanallarında şu söyleniyordu ve bizim içimizde bulunmuş, bir süre bulunmuş bazı arkadaşlarımız da oraya çıkartarak MHP iyi ama, ülkücüler iyi ama Devlet Bahçeli ile olmaz. Ki bu karşılık bile buldu bu kirli kara propaganda. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi bu manada farklı bir siyasi parti, gelenekleri olan bir siyasi parti, omurgası olan bir siyasi parti. Bakın ben iktidara, iktidar meselesine de başka türlü bakarım. Bazı arkadaşlarım diyor, ben iktidar istiyorum da yeter artık. Ben işte 40 yıldır mücadele ediyorum, artık iktidar istiyorum. İktidarın nimetlerinden istifade etmek istiyorum. Ben meseleye öyle de bakmam. Her şeye rağmen iktidar. Bu nedir? Bazı nezaketleri göz ardı ederek, bazı ahlaki duruşları göz ardı ederek de iktidara talip olmak. Hayır, Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir talebi olmaz. Ben de şunu diyorum, ya zaten iktidarda bir siyasi parti var. Ben Milliyetçi Hareket'in değerlerine, omurgasına, geçmişine, ödediği bedellere hiçe sayarak salt iktidar istiyorsan hemen en yakın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına, teşkilatına git, üye ol. Sen iktidar oldun zaten. Bu kadar meşakkatli yola falan gerek yok ki.
Bizim bir davamız var. Bizim bir misyonumuz var. Bizim bir vizyonumuz var. Bakın şimdi gönül dünyası diyoruz. Sınır ötesi operasyonu yapıyoruz. Bu hareketin kurucusu, banesi Başbalpaslan Türkeş 1940'larda bunun için yargılanmadı mı? Doğru. Ya dışarıda Türkler var, Türk dünyası var. Haydi sen Turancısın. Turancılıktan bu ülkede yargılanmış benim başbuğum. Turancılıktan. Ben şerefimle bugün haykırıyorum. Tayyip Erdoğan haykırıyor. Kızıl Elma diyor. Doğru. Turancıyız diyor. Doğru. Evet. Niye? Gönül dünyamızın, bu sınırlar gönlümüze dar geliyor. Batı Trakya'da, Balkanlar'da, Irak'ta, Suriye'de, Kıbrıs'ta, kuzeyimizde, Özbek'te, Kırgız'da, Türkistan'da bizim insanlarımız var. Tabii bunlar ki. Bizim gönül dünyamız, bizim insanımız bunlar. Hı-hı. Bunlarla halleşmek, bunlarla dertleşmek, bunların dertlerine ortak olmak, bunların sıkıntılarına çözüm aramak, bunlarla bir arada olma arzusu kötü bir şey mi? Dolayısıyla bu hareketin Türk siyasetinde çok farklı bir yeri, farklı bir konumu var. Bunun mutlaka ve mutlaka arınarak yoluna devam etmesi lazım. İşte bu süreç, yaşadığımız bu süreç arınmamıza vesile oldu. Daha saflaşmamıza vesile oldu. Hayırlı bir iş oldu. İyiydi aramızda çer, çöp, ne varsa hanımefendi hepsini bir sepete topladı. Ve bizi arındırdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu transferleri son sorunun ilavesi olarak sormuştum bunu. Transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz bir partiyle gidip? Onu da Bursa'da da yaşadık biz. Bunu işte oradan şeye başladım ben. İstifa törenleri. Bu nezaketsiz. Bir sefer eğer gerçekten sen kendi şahsımızla alakalı seçilen insanlar için söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin veya herhangi bir siyasi partinin listesinden girmişsin. Onun amblemi altında girmişsin ve bir oy almışsın. Efendim ben aldım bu oyları. O zaman bağımsız gir de görelim bu oyunun ölçütünü. Böyle bir şey yok. Doğru. Dolayısıyla nezaketi bunu yapan arkadaşlarımız da var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etti. Ben inanmıyorum dedi. Böyle düşünüyorum dedi. Şu dedi, bu dedi. Gitti belediye meclis üyeliğinden istifa etti. Ben orada bu onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu doğrudur. Tabii. Doğrusu olan budur. Ha senin bir gücün varsa... Ya da varsa, bağımsız da kalabilir. Hayır. Kalamaz mı? Hayır. Parti o partiyle gelmiştir. O partinin seçmeniyle oraya gelmiştir. Hı hı. Bağımsız kalmasını da doğru bulmam. İnanmıyor ise istifa eder. Hı hı. Belediye meclis üyeliğinden de istifa eder. Meseleyi bitirir. Hı hı. Buna bu ölçüde ben böyle bakarım. Hadi. Siz öyle bakarsanız size de saygı duyarım ama ben eğer çünkü bağımsız gitseydi kazanabilir miydi? Yok tabii. Zor. Çok zor. Çok zor yani. Yani ihtimal dahilinde değil. Çok az örnekleri olan Türk siyasetinde bir davranış bu. Doğru, hele doğru. Bursa gibi büyük metropollerde bu ihtimal hiç yok. Aynen. Her seçimde bir kahramanlar çıkıyor. Belediye meclis üyeliğinde de, belediye başkanlığında, milletvekilliğinde de bağımsız aday olurlar. Rahmetli Naim Süleymanoğlu ya. Bizim, evet evet. Tarihimizin, spor tarihimizin en önemli insanlarından biri yani. Kazanamadı. Bağımsız aday oldu yani. Çok komik oldu ve üzüldüler. Tabii. Çok da üzüldü ve biz de üzüldük. Yani böyle bir olimpiyat şampiyonumuz, Türk'ün bayrağını olimpiyatta duyurmuş, dünyaya duyurmuş bir şahsiyet. Allah rahmet eylesin. İşte ama sporla siyaset çok farklı şeyler yani. Tabii farklı şeyler. İşte, kıyaslamamak lazım yani. Hani cesaretin sporda kazanılan madalya olmaması lazım burada. Diyelim ki şimdi Bursa'da Millet Adalet ve Kalkınma Partisi'nden veya Milliyetçi Hareket Partisi'nden veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden birinci sırada seçilmiş kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var. Ve çıksınlar, aday olsunlar madem bağımsız. Görelim bakalım. Tespit yani. Doğru başkanım. Her parti için bunu söylüyorum. Dolayısıyla o partinin genel başkanıyla, genel merkeziyle bir şekilde bir problem yaşıyor isen veya artık inanmıyor isen politikalarına gidip evde oturmayı bileceksin. Muhsin Yazıcı gibi Allah rahmet eylesin örnek insanlar, azınlıklı olan insanlar hariç kolay kolay tek başına iktidara gelebilecek, seçim kazanabilecek çok fazla isim yok tabii Türk siyasetinde. Doğru. Allah kaliteli rahmet eylesin. Reklam aramız gelmiş galiba. Evet. Kısa. Küçük bir reklam arası, ekmek parası arası veriyoruz. Hemen devam edeceğiz dostlarım. Evet, tekrar merhaba sevgili izleyicilerimiz. Başkanım, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi iktidarla partiniz arasında ciddi bir ittifak söz konusu. Yereldeki tavrınız ne olacak ittifak konusunda? Biz, genel başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli'yi siyasetin her alanında ördek alan insanlarız. Sadakatimiz de bundandır. Ölçüsüne inanıyoruz.
bu ülke olan samimi sevdasına inanıyoruz. Dolayısıyla bizim en güzel örneğimiz Devlet Bahçeli'dir. Devlet Bahçeli bu ülke adına nasıl bir çizgide yürüdüyse, nasıl yol gösterdiyse aynı yolu takip edeceğiz. Hı hı. Nedir bu? Sayın Genel Başkanımız yıllar içerisinde iktidarımızla alakalı, şu anki mevcut iktidarla alakalı çok ciddi meselelerde, temel meselelerde hep uyardı. Hı hı. İşte birkaç örnek vermek gerekirse, ya bu çözüm süreci yapmayın. Bu teröristlerle masaya oturmayın. Bunlarla masaya ayıyla yatağa girmek gibidir. Bunlardan hayır gelmez. Bunlar haindir. Dedi. Onlar dinlemedi. Meseleyi de bir üst noktaya taşıdı. Çözüm süreci sonucu çözülme sürecidir ve ihanet sürecidir. Hı hı. Ve sonrasını yaşadık. Bu ülkede bundan şımaran terör örgütü ki Türkiye'de hiçbir zaman bir Kürt meselesi olmamıştır. Doğru. Bizim Kürtlerle tabii. Çerkezlerle, Boşnaklarla, şunlarla, bunlarla aynen öyle. Hiçbir derdimiz olmadı. Biz milliyetçi ülkücüler milleti tarif ederken dil, din, geçmiş, gelecek birliği, kıble bunları değerlendiririz. Bizimki tamamen kültürel bir milliyetçiliktir. Hı-hı. Bugün bir Kürt kardeşimin evine gittiğimizde bizim evimizden farklı bir şey mi var? Yok. Tabii ki. Kıyafetiyle, yemeğiyle, evinin dizaynıyla, dinlediği türküyle, dinlediği şarkıyla, tabii. döndüğü kıbleyle bir farkımız mı var? Dolayısıyla bizim bunlarla hiçbir meselemiz yok. Hı-hı. Bizim bölücülerle ve teröristlerle sorunumuz var. Yapmayın dedi. Hı-hı. Sonra çizgimize nihayet geldiler. Bundan da çok mutluyuz. Yine bu terörü bitirmek istiyorsak bunun sınır ötesinde bataklığı kurutmamız lazım. Doğru. Bataklığın ürettiği sinekleri avlamakla bitmez, bir taraftan üremeye devam ediyor. Doğru. Dolayısıyla bizim bataklık bu işin öbür tarafında işte. Afrin bunun için çok önemli. Hani birileri evet, diyor ya, ya bizim Mehmetçiğin orada ne işi var? Suriyeliler burada, delikanlılar kızlarla geziyor da, eğleniyor da, işte gencecik insanlar da, bizim Mehmetçiğimiz orada ölüyor. Biz orada Suriyeliler için veya bir başkası için değiliz. Türk milletinin bekası için oradayız. Çok doğru. Bu son yapılan o Hatay'da, Ankara'da, İstanbul'da yapılan eylemleri, kitlesel eylemleri, çok büyük kayıplarımızın olduğu eylemleri hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Onların bomba düzeneklerinin bütün çalışmaları Afrin'de yapılmıştı. Bu kayıtlarda da mevcut ve net. Dolayısıyla biz oraya Türk milletinin menfaatleri için oradayız. Hı hı. Türk milletinin bekası için oradayız. Yıllarca uyardık. Yapmayın. İşte bunu yapın. Dinletemedik. İşte nasıl genel başkanımız işte FETÖ konusunda hep uyardık. Biz de şöyle diyoruz mesela Büyükşehir'de. Yaptığı her iyi işlerin arkasındayız. Kimin yaptığına bakmaksızın. Nilüfer Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi var. Eğer iyi işler yaparsa arkasındayız. Kötü işler varsa bugün ittifak halinde olmamız eğer yaptığı hatalı işleri eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Karşı çıkmayacağımız anlamına da gelmeyecek. Hı hı hı. Dün geçtiğimiz hafta o İznik'teki bir gemi satıldı. Buradan teşekkür ediyorum. Hı hı. Ali Nur Aktaş Bey'e. Evet. Bir atıl olan değeri, yanlış bir yatırımı Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına para olarak yansıttı. Hı hı. Tabii ki burada şunu da sormak hakkımız, ne kadar zarar ettik? O tabii. yanlış tercihten, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimlerinin bu yanlış tercihinden Bursa ne kadar zarar etti? Hı hı, onu da sormak hakkımız, soruyoruz da. Dediğim gibi, genel başkanımızın çizgisi neyse, yol gösterici anlayışla, hatalardaki uyarışı, doğru işlerde de yanında olmayı gerektiriyor. Nasıl yaptıysa biz de Bursa'da öyle yapacağız. Önümüzdeki süreçle alakalı, şu ana kadar en azından, yerel seçimlerle alakalı bir ittifak söz konusu değil. Hı hı. Sanıyorum bugün itibariyle ittifakın yasası da evet. meclisten geçti. O da hayırlı olsun. Ama yerel yönetimlerle alakalı bir ittifak söz konusu değil. Tabii ki ittifakın ruhuna, 15 Temmuz'da yaşadığımız sürecin ruhuna, Yeni Kapı diye isimlendirdiğimiz o anlayışa azami ölçüde dikkat ederek, zarar vermeden burada rekabetimiz, yerel yönetimlerdeki rekabetimiz devam edecek. İncitmeden, ölçüyü kaçırmadan, yanlışları ifade, nezaketle ifade ederek, doğruları da teşekkür ederek rekabetimiz devam edecek. Sayın Başkanım, Devlet Bahçeli'nin ben devlet adamlığına çok güveniyorum. Çok da gururla izliyorum doğrusunu söylemek gerekirse. İktidar olmadan iktidara nasıl sözünü geçirilebileceğini çok güzel örneklerini verdi. Bence bu tarihe çok iyi not düşülecektir. İleriki zamanlarda herkes bunu daha net görecek. Çok da güzel bir
kompozisyon yarattı son dönemlerde. Özellikle bu Cumhur İttifakı'nın çıkartması, uygulamaya yöntemini koyması, bir anda baraj sorununu ortadan kaldırması gibi insanların belki de bugün fark edemedi ama yarın çok iyi fark edeceği bir noktaya getirdi. Tabii bu bir anlamda ittifak da olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapamadığı devletçi zihniyeti yapmaya başladığını gösteriyor. Şahsi kanaatim benim bu. Şimdi Cumhur İttifakı ile birlikte iktidar partisiyle, bugünkü iktidar partisiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir anlamda iktidara taşınması gibi bir şey söz konusu olacak. Gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Tabi Merkez Yönetim Kurulu 75 kişilik yanılmıyorsam bir kotanız var orada. Yönetim kurulunuz var. Oraya da 1600 gibi bir rakamla aday olundu. Müracaat oldu daha doğru bir ifadeyle. Hı-hı. Yüksek bir rakam. Bu iktidar hani nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu biraz da böyle popüler oldu galiba parti içerisinde. Şimdi bizim Bursa'da şu an hiçbir belediyemiz yok. Biz çalışmalara başladık. Ar-Ge'mizle Bursa ile alakalı önümüzdeki sürecin eksiklerini, fazlalıklarını, sıkıntılarımızı, yerel yönetimler olarak sıkıntıları ortaya koyan bir Ar-Ge ekibimiz var ve çalışıyorlar. Buraya herkes katkı vermeye çalışıyor. Çok ciddi anlamda. Ve şimdiden daha kulis faaliyetleri bizde başladı. Belediye başkanı adaylığı için. Milletvekili adaylığı için. Bütün partilerde başladı şimdi, başkanım son bir yıl diyebiliriz değil mi? Bizde böyle çok olmazdı. Bizde yerel yönetimlere bizim camia çok talebi olmazdı. Böyle bir kültürümüz yoktu. Hı-hı. Bu dönem bakıyorum biraz evvel kardeşimin ifade ettiği gibi bugünden daha bizde çok olmadığı ölçüde bir taleple karşı karşıyayız. Dolayısıyla Merkez Yürütme Kurulu yeri kotamız belli. Hı hı. Şu an zaten bizim bir orada mevcutlar var. Mevcutlar devam etmek isteyecek. Hı hı. Şu an devam etmek isteyecek. 1675. Yani çok ciddi bir rakam. Evet evet. Dolayısıyla kaliteyi artıracak ama belki. Nasıl? Kaliteyi artıracak ama bu. Yani tabii şimdi ben bu kaliteyi tabii ki arttıracak. Bu yaşadığımız süreç, deneyimler, ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunlar, problemler biraz daha. Ama ben hep şunu söylüyorum. Yani Türkiye böylesi bir süreçten geçerken sadakatlerimizin arasındaki en liyakatlısını bulmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bir insanın çok liyakatlı olması tek başına bir ölçü değil. Seri cinayetleri yapan bir insan da çok liyakatlıdır. Becerikli bir insandır yani. Hakkıyla yapıyor. Yani bir tabii. Hayır, kötü. Kötü bir şey yapıyor ama. Zeka gerektiren bir tabii. İş. Yani her liyakatlı insanın mutlaka değil. Sadakatlerimiz. Sadakat nedir? Ülkeye ve bizim davamıza. Sadakatlerimizin arasındaki en liyakatlısını bulmak gibi bir çaba olacağını. Bu yaşadığımız süreci baktığımız zaman böyle değerlendirilecek diye düşünüyorum. Hı-hı. Tabii ki bunun müracaatın çok olması önümüzdeki sürecin Milliyetçi Hareket Partisi'ne ne ifade ettiğini, nereye taşıyabileceğini, nasıl bir oy potansiyeline sahip olabileceğinin göstergesidir. Geçmiş yılları da biliyorum ben. Dolayısıyla tabii ben Bursa açısından baktığımız zaman Bursa orada işte kaç kişiyle temsil edilecek? Mevcudu en azından muhafaza etmeliyiz. Zaten Bursa'nın orada ciddi bir kontenjanı var. Kaç MK üyeniz var Bursa'dan? Bursa'dan genel sekreterimiz var. Tamam. Kadir Çitil diye bir kardeşimiz var ve Muhammed Tekin diye genel merkez disiplin kurulları kardeşimiz. Yani şu an 3 kişiyle genel merkezden temsil ciddi bir sayı. Evet. Bursa'nın birçok sektörde ve siyasette işte %5'tir karşılığı. %4 ile 7 arasında bir karşılığı vardır. 175'te baktığın zaman bunun üzerinde. Bu da genel başkanımızın Bursa teşkilatlarına verdiği önemin bir ifade tezahürüdür. Bakarsın bir hiç belli olmaz. 4'e de çıkabilir. Bir de orada bizim genel sekreterimiz var. O da muhteşem bir şey. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ikinci hizmet büyük tamam. Bursalı hemşerimiz, kardeşimiz, arkadaşımız. Dolayısıyla bir Bursa bu teşkilatlarından biri gittiği zaman Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezinde bir ayrıcalığı vardır. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Onun İsmet Büyükataman'ın mutlaka orada yerini muhafaza edeceğini düşünüyoruz. Belki de bir kontenjanımız artar mı artmaz mı bilmiyorum ama zaten mevcut bile Bursa açısından son derece iyi bir rakam. Gurur verici bir tablo. İnşallah iyi olur diye düşünüyorum. Çok güzel. Evet. Şimdi başkanım, bizim elimizde Politics araştırma firmasının Kasım-Aralık aylarında yaptığı Türkiye yurt genelinde yapılan bir anket sonucu var. Şimdi yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
sorusuna karşılık %41.20 Kasım Aralık ayında. Çok eski. Evet, gündem şu anda çok... evet çok hızlı değişiyor gündem. Çok doğru söylüyorsunuz. O günkü şartlardaki değerlendirmeyi yapalım o zaman. AK Parti'nin %41.27, CHP'nin %16.80, İYİ Parti'nin 11.58, MHP'nin 8.32 ve HDP işte diye gidiyor. Kararsızların oyu burada bence biraz önemli. %15.33. Nasıl değerlendirirsiniz bu anket sonucunu? Şimdi bu anket sonuçlarını da ben takip ediyorum bir siyasetçi olarak. Hı-hı. Ama şöyle mesela bir siyasi parti %22, %25 gösteren bir anket çıkıyor. Aynı siyasi partiyi %3'e kadar indiren bir anket de görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu anket çalışmalarının nasıl yapıldığını da biliyoruz. Bu arada antiparantez belirteyim. Politics referandumda hem Türkiye hem de Bursa rakamını birebir bilen firmadır. Yani tek firmaydı. Tek firma. Yok, aha, tek firma değil. Hepsi bir yerden bir yerden en iyi ben bildim diyebiliyor. çok o kadar çok kriter var ki. Ben mesela seçimlerde şöyle yaparım. Seçimlere yaklaştığı zaman 15-20 kaç tane onları biriktiririm, ortalamasını alırım. 3 aşağı 5 yukarı o zaman tutturuyorum ama bir siyasi parti %3 gösteren de var. %25 gösteren de var. Bu kadar uçurum olmaz. Bir de Türkiye'de siyaset gün gün çok hızlı değişim yaşayan bir süreç. Evet, evet. Ben Türk siyasetinde hala bir boşluk olduğunu düşünmüyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıktığı şartlara 2002 geriye döndüğümüzde bugün aynı şartların olmadığını çok net olarak. Nedir o şartlar? Bir sosyolojik, 28 Şubat süreci muhafazakarlar açısından sosyolojik bir travmaydı. Hı hı. Bir dönüşümdü. Bir ezilmişliğin hissi vardı. Bugün öyle bir şey yok. Hı hı. Yine ciddi bir krizden gecelik %1000 faizlerin olduğu bir süreçten geçilmiş. Hı hı. Siyasetin parlamentonun siyasi partileri İsmail Cemleri hatırlarsanız demokrasi o dönemde de bir operasyon yapıldı. Doğru. Onda milliyetçi. O dönemdeki kilidi de Devlet Bahçeli açtı. Doğru. Çözmüştü. Almanya'da Aydın Doğan'ın da başında bulunduğu, Tansuçilerin içinde olduğu bir toplantılar, hı hı, yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dengeleri değiştirildi. İçinden yeni DSP'nin içinden bir parti çıktı, diğerlerinin içinden başka partiler çıktı, istifalar yaşandı, hükümet düşürülmek istendi. Bülent Ecevit, Allah rahmet eylesin, hastanede ona yanlış tedavi uygulandı özellikle. Böyle bir iklimden geçildikten, evet, sonra 2002 süreci, işte AK Parti seçime girsin girmesin, Anayasa Mahkemesi öyle mi diyecek, böyle mi diyecek, böyle bir bilinmez ve denklemlerin içerisinde, hı hı, bir boşluğun olduğu. Anavatan sağda konumlanmış, %70'inin hakim olduğu sağda konumlanmış, hı hı, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi bir bunalım yaşamış, aşağı doğru çekilmiş. Hı hı. Yani siyasi alanda ciddi boşluğun önemli, bilinmezlerin olduğu bir süreçte bir Adalet Kalkınma Partisi çıktı. O günkü şartlar başka bir şeydi. Bugünkü şartlar başka bir şey. Ben herkese soruyorum şimdi, hangi bilinmezlik var Türk siyasetinde? Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni beğenmeyebilirsiniz. Birçok işte eleştiriyoruz. İşte bana deseniz ki, işte Milli Eğitim yerlerde sürünüyor. Hı-hı. Yani son belki de 30-40 yılın en kötü yönetimi diyebilirim. Hı-hı. Ama bir gerçeği de ifade etmek, bir hakkını teslim etmek, bir Tayyip Erdoğan figürünü. Evet, bu ülkenin %50'si sevmeyebilir. Hatta nefret edebilir. Hı-hı. Hatta bu ülke batsın da Tayyip Erdoğan'dan kurtaralım anlayışı da var. Maalesef var. Hı-hı. Ama siyaset devletler öfkelerle falan yönetilmez. Hı-hı. Akılla yönetilir. Bir Tayyip Erdoğan gerçeği var. Tayyip Erdoğan bugün düşse %40'a düşer. İşte son 20 yıl seçimlerde ortada. Doğru. Anketler de ortada. Alanda gördüğümüzü de söylüyorum. Evet, Tayyip Erdoğan olmasa AK Parti'nin oyu ne olur? Orada hakikaten kötü olur yani. Doğru. Yani. Söyleyeyim yani. Doğru. Biz de programlarımızda aynı şeyi söylüyoruz. Doğru. Lider odaklı. Yani bugün sokağa çıksanız Bursa'da Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı, hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne AK Parti oy veren seçmene sorun, kaç kişi bilecek? Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Yani boşluk yok siyasette. Hani o soruya cevap, siyasette bir boşluk yok. Cumhuriyet Halk Partisi belli bir oranı domine ediyor. Hı-hı. Diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi işte ihanete uğradığı dönemde %11.
ihanete uğradığı dönemde %11. Dolayısıyla bugün yükselen bir trend de. Şimdi yani hangi boşluktan, hangi alandan istifade edeceksin? Bunları diplerini, bu siyasi partilerin en dip alacağı oyları topladığınız zaman %85'i buluyor. Hı hı hı. HDP'yi koyacağız daha. Çok da düşük gözüküyor HDP. Dolayısıyla, evet. Dolayısıyla bu şu anda sosyolojik anlamda Türk siyasetinde bir boşluk olduğunu düşünmüyorum. Peki, Tayyip Erdoğan'ın bir ciddi bir sevgisi var. Hı hı. Aynı ölçüde karşıda bir karşıtlığı var. Ama bu bir boşluk olduğunu göstermez. Hı hı. Onun için ben Türk siyasetinde yeni kurulacak bir kurulan veya kurulacak bir siyasi partinin öyle hoplayıp zıplayacağını falan düşünemiyorum. Böyle bir karşılığı yok. Önce hakkını teslim etmek lazım Sayın Devlet Bahçeli'nin. 2002'de seçime götüren sıkıntıyı gören kendisiydi. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı sürecinde çözülen kişi kendisiydi. Bu son süreçte de birçok noktada çok önemli noktalara vurgu yaptı. Bence bunlar çok önemliydi. Afrin keza aynı şekilde. Önemli bir noktaydı. Yerel inmek gerekirse Sayın Başkanım, MHP'nin Bursa'da sizin de söylediğiniz gibi herhangi bir belediyesi yok. Çok da talep var şu anda. Güçlü isimler de gelecek gördüğüm kadarıyla. Bursa için de söylüyorum bunu. Seçimlerdeki hedefiniz de son bir yıla giriyorsunuz. Kaç belediye hedefliyorsunuz? Yani tam olarak buradaki hedefiniz ne? Şimdi geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptık ARGE'mizde. Çok güzel. Milliyetçi Hareket Partisi bir önceki yerel seçimlerde 10 belediyede ikinci olmuş. Yani seçmen bize, Bursalı seçmen demiş ki, Milliyetçi Hareket Partisi ben seni beğeniyorum ama tam da yeterli bulmuyorum. Bazı eksiklerim var. Tamamla, bir de bu AK Parti'ye bakalım. Ne yapacak? Ama sen de hazır ol. Yani, bu mesajı veriyor seçim sonucuyla. Oturup baktığımız zaman ki bazılarında da makas çok dar. Dolayısıyla 10 ilçede biz şu an ikinci partiyiz, ana muhalefetiz. Ve biz ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam tabii. Dolayısıyla bu analizleri yapıyoruz. ARGE'miz ciddi ciddi çalışıyor. Bursa'nın eksiklerini, Bursa'nın fazlalıklarını, Bursa'nın problemlerini, çözümlerini. Bir de siyaset açısından Bursa muhalefet partileri açısından çok şanslı bir süreç. Ama Bursa'da yaşayanlar için de bir o kadar şanssız bir dönem. Bursa o kadar kötü yönetiliyor ki. Bundan mutsuzuz bir Bursa sevdalısı olarak. Hı hı. Ama siyaset yapma adına baktığınız zaman da ciddi bir alanımız var. Mesafe alabileceğimiz. Seçmen mutsuz çünkü. Niye değiştirir seçmen bir önce verdiği siyasi partiye? Mutsuz olduğu zaman. Şu an bizim açımızdan, siyaset yaptığımız açısından iyi bir şey gözüküyor ama keşke böyle de olmasaydı. Bursa gerçekten çok güzel yönetilseydi. Çok başarılı olmasaydı, Bursa'nın trafiği rahat olsaydı, havası rahat olsaydı, yani bütün problemleri çözülmüş olsaydı da biz daha çok zorlanalım ama emin olun yollarda, sokakta insanlar, bir de uzun yıllar siyaset içinde olduğum için tanıyorum insanlar. Ya başkanım, biz AK Partiliyiz. Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmeyi falan da düşünmüyoruz. Oyumu da Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Ama Bursa'da da bunu hak etmiyoruz. Bursa'da bu yönetimleri de hak etmiyoruz. Dolayısıyla Allah hazırda bu ittifak da var. AK Parti ile MHP arasında bir tercih yapmak durumunda değiliz. Geçmişte olduğu gibi artık daha geçişken bir durum. Hele Sayın Cumhurbaşkanımız da Bozkurt işaretini de yaptıktan sonra. Dolayısıyla iri ayağı düzgün, biraz gayretli çalışın. Biraz kendinizi seçmenize ifade edin. Vallahi oyunu da size vereceğiz. Şeklindeyizi ciddi motive edici alandan tepkiler de alıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki seçen Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir doğuş, yeniden doğuş, yeniden iktidara geliş olarak değerlendirebiliriz. Bunu ben ufukta görüyorum. Tabi bu bize bağlı biraz da. Biz iradeyi doğru koymamız lazım. Seçmenle buluşmamız lazım. Popülist söylemlerden değil, Bursa'nın gerçekleriyle örtüşen seçmenle buluşabilmeliyiz. O gerçeklerle seçmenle buluşabilmeliyiz. Buradaki ben eğer il başkanı olarak görmeye devam ettiğim sürece de şunu da müsaade etmemeye çalışacağım. Ağır bir muhalefet söylemleri, hakaret edici, indici, bütün partilerle alakalı daha çok kendini ifade etmeye çalışan, daha çok hedeflerini, projelerini seçmenle buluşturmaya çalışan bir siyaset anlayışını inşallah bütün camiaya da kabul ettiririz. Bu anlayışla hareket ederiz. Daha çok kendimizi ifade eden, daha çok MHP'nin projelerini anlatan bir
siyaset anlayışıyla seçmenin karşısına çıkacağız inşallah. Bu anlayışla çıktığımızda da seçmen bize mutlaka hakkımızı teslim eder. Çok güzel şeyler söylediniz. Ben %100 katılıyorum söylediklerinize. İnşallah bu da örnek olur Bursa kamuoyuna. İnşallah. Ki Bursa, inşallah. Yerel siyaset Bursa'da çok ciddi bir geleneği var. Mesela birçok şehirde, mesela ben bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir bayramlaşmasına gittim. Bülent Arınç, o zaman başbakan yardımcısı. Hı hı. Beni görünce şaşırdı. Aa dedi, Bursa'da o yeni gelmişti. Daha. İlk bayramıydı Bursa'da. Evet. Ben de o zaman il başkanıyım. Sanıyorum 2011-2012 döneminde. Hı hı. Beni görünce, MHP il başkanını görünce şaşırdı. Ya bu nasıl oluyor? Dedim, bizde hep böyle oluyor. Yani Bursa'nın böyle güzel bir siyaset anlayışı. Kültürü var. Kültürü var. Köklü bir kültürü var. O zaman Bülent Tanış mesela çok şaşırmıştı. Ben bunu başka bir yerde görmedim demişti. Bursa o manada şanslı. Biz de buna katkıda bulunmak, bunu devam ettirmek durumundayız. Tecrübeli bir siyasetçisiniz. Örnek alınması gereken şeyler söylediniz. Evet. Zamanımız çok kısalmış, hatta bitmiş. Evet, bitti. Son olarak seçmenlerimize, Bursa halkına söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım başkanım. Seçime daha çok var. Yine biz sizi konuk ederiz. Neler söylemek istersiniz? Türkiye bir süreçten geçiyor. Bu dönemlerde, böylesi dönemlerde ki genel başkanımızın ifadesi de bu. Bizden bazı partilerimiz, bütün siyasi partiler için söylüyorum, bütün il başkanları adına söylüyorum, daha marjinal, diğer siyasi partileri daha ağır eleştiren söylemler beklemesinler, biz de yapmayalım. Böyle bir talep de olmasınlar. Türkiye bir süreçten geçiyor. Şimdi bu Afrin'de Mehmetçiğimiz canla başla mücadele ediyor, canını ortaya koymuş. Ve canlarımız gidiyor orada ve Türk milleti adına. Böyle bir süreçte üzümün çöpü, armudun sapı, gülün dikeni, böyle günlük siyasetin getirdiği kavgalardan uzak bu ülkeye nasıl hizmet edebiliriz? Ayrılıklarımız değil, bütünlüklerimizi daha çok ifade eden cümlelerle siyaset yapma. En azından bir müddetliğine şu belaları bir def edelim. Şunu Türk milletinin bekası üzerinde dolaşan tehlikeleri bir bertaraf edelim. Siyaset yapmak için çok zamanımız olur. Birbirimizi ısırırız. Birbirimizi eleştiririz. Ağır da eleştiririz. Sıkıntı yok. Demokrasinin gereği bunlar yapılabilir ama bugün için buna ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Bundan biraz uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha yapıcı, daha kucaklayıcı, daha nezaketli, daha birbirimizi anlayan bir anlayışla ortaya çıkmalıyız. Bu gemi hepimiz, sağcısı da solcusuyuz, zincisiydi, ateistiyiz de her ne var ise bu geminin içerisinde hep beraberiz. Bu çok gemi dalgalarda batarsa hepimiz batacağız. Aynen, bundan birimiz geminin dışına çıkıp birbirimize gülemeyeceğiz. Bugün bir anekdot anlatayım. İki tane Suriyeli. Orada bir ideolojik ayrışma olmuş. Biri iyi bir komünist. Biri de biraz dinci herhalde. Hamallık yapıyorlar. Bir kahvede oturmuşlar. Biz diyor orada birbirimizi görsek kavga ederiz. Ama burada aynı kaderi paylaşıyoruz. Ülkemizden uzak. Bu örnekten hareketle bu vatan bizim. Bu vatan hepimizin. Dolayısıyla hepimiz katkı ver. Biz siyasetçiler öncelikle söylemlerimizle katkı vermeliyiz. Siz gazeteciler sorunlarınızla bizi provoke etmemelisiniz. Doğru. Beni buradan daha çok seyredileyim diye CHP'ye veya diğer siyasi partilere veya bu aykırı bir şey söylesin başkan, tahrik edeyim de daha çok insan izlesin meselesine en azından bir müddetliğine bakmamak lazım. Bizim programımızda da aykırı söylen başkanım, biz yapamayız bizim öyle bir şey. Bizim sorularımız aykırı. Zaten aykırı yani. Ben bu dilden, ayrıştırıcı dilden bir müddetliğine olsa, yani ülkenin bu halinde hakikaten bir beka sorunu var. Yaşadıklarım doğru. Çok doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu süreci daha sakin, daha mutedil, daha ölçülü, daha nezaketli. Diyorum ya, siyaset yaparız, kavga da ederiz, vaktimiz de olur buna. Ama önce şu süreçten bir geçelim. Ben tavrınızın çok örnek alınması gereken bir tavır olduğunu, tecrübeli bir siyasetçisiniz. Buradan bütün kamuoyuna söylemek istiyorum. Gerçekten çok takdir ettim sizi. Son bir soru sormak istiyorum izin verirseniz. Sayın Başkanım, şimdi tabii bu ittifakla birlikte çok değişik bir sürece giriyoruz. Devleti yönetecek olan devlet başkanı, cumhurbaşkanı iktidara geldikten sonra parlamento ve yerel seçimlerdeki birliktelik aslında sizi iktidara taşıyor.
bu anlamda inanılmaz bir insan popülasyonu olacak sizin adaylarınızda. Benim şahsi kanaatim bu. Bu bize bir zenginlik katacak gördüğüm kadarıyla. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu da? Bunu biraz evvel ifade ettim. Bunun ayak seslerini duyuyoruz. Biz 49 yıllık bir siyasi geleneğimiz var. Gerçekten ciddi bir geleneğimiz var. Biz bu süreci en sağlıklı bir şekilde aşarız. Zaten hala siyaset yapan birçok arkadaşımız, bazı siyasi partiler geldiğimiz noktanın farkında değiller. Sistem değişti. Doğru. Baraj %10 değil. İttifaklar, bak geçmişte biz seçimi yapardık, bir tablo çıkardı, ondan sonra oturup pazarlık ederdik. Biraz da çerçi pazarlığına dönerdi. Kaç bakanlık? Hı hı. Şu bakanlık bana verirsen olur, şunu vermezsen olmaz. Şu bakanlığın bütçesi şu kadar, şu bakanlığı bana vereceksin. Ama senin aldığın bakanlıkların toplam bütçesi bu kadar, bizimki bu kadar. Bu biraz da nezaketsiz ve bir çerçi pazarlığına, o devleti yönetme nezaketinden uzak bir anlayış. Şimdi böyle bir şey yok. Herkes hakkına razı olacak. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'yle bir ittifak yaptık. Yola beraber çıkıyoruz. Seçim akşamı da göreceğiz hep beraber. Hı hı. Dolayısıyla bir anlayışların ittifakı, bu sayısal pazarlıkların, kadro pazarlıklarının, sermaye pazarlıklarının, bakanlık pazarlıklarının yapılmadığı, daha önceden ilkesel siyasi birlikteliklerin yaşanabileceği bir şekle dönüştü. Bu ilişki doğrusu da budur. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin önümüzdeki süreçte yolunun çok açık olduğunu, geçtiğimiz seçimlerde genel başkanımızla alakalı o kara propagandanın sıkıntılarını yaşadık. İşte MHP iyi ama Devlet Bahçeli ile olmaz. Bugün tam tersine genel başkanımız biz teşkilatlarımızın çok çok önünde bir beğenisi, bir olumlu algısı var. Bunu oya çevirmek bize düşüyor ve bunun için gayret edeceğiz ve bundan çok iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Türk milleti bizi bekliyor. Bizim duruşumuzu, ülkücü geleneğin ne olduğunu daha çok anlamış durumda. Düşünün ki vatan savunmasına giden askerin kızıl elma. Beklemesinler diyor. Kızıl elmayı bilen evet. Kimdi? Evet, kimse bilmiyor. Ben geçenlerde sosyal medyada gördüm. Kızıl elma bahsini duyunca caminin avlusunda kırmızı elma dağıtıyor. Şimdi kızıl elmayı, bu kızıl elma ülkücünü, geleneğini yaşatan ülkücü hareket değil miydi? Doğru. Bu tarihsel süreçte taşıyan tabii. Ülkücü hareket değil Türk miydi? Kültürdür bu. Bu askerin doğru. Duruşu ülkücü bir duruş değil miydi? Doğru. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket'in algısı da albenisi de bugün son derece yüksektir. İnşallah önümüzdeki süreçte biz de makul davranarak, seçmenle buluşarak, biraz daha koşturarak, kapı kapı anlatarak bu süreci en başarılı şekilde yönetip parlamentoda Milliyetçi Hareket'i en yüksek oranda inşallah. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Çok keyifli bir program çok oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Katılımımızdan evet şeref duyduk. Her zaman bekleriz programımıza başkanım. Benim seçim süreci var. Sık sık bir araya geleceğiz. Evet tekrar bir araya geliriz mutlaka. İnşallah. Başkanımızın din, dil, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayırt etmeksizin seslendirdiği işte birlik ve birlik beraberlik mesajına biz de yürekten katılıyoruz tabii ki. Aykırı Söylem program yapımcıları olarak. İzleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi izledikleri için takipte kalın. Daha çok güzel konuklarımız olacak yakında. Hoşça kalın.